Hoş geldiniz. İki konuşma ve benim aldığım iki temel fikir. Dünya ne kadar kötü olursa olsun iyilik yapmaya devam etmek ve beynimizi kirlenmeden korumak. Bu ikisinin çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ben bugün Alzheimer hastalığında pek ya da hiç sözü edilmeyen iki kavramdan söz etmeye çalışacağım. Sözü ediliyorsa da mesleki ve bilimsel zeminde değil, daha çok alternatif tıbbın katkıları tırnak içinde yüzünden sözü ediliyor bu kavramların. Bu kavramlar erken tanı ve yaşam tarzı faktörleridir. Erken tanı risk faktörleri analizi olarak gündeme gelmiş olabilir bazı genetik testler dolayısıyla. Ancak hastalığın başlangıcı olarak erken tanı kavramı henüz ne mesleki hem de bilimsel olarak ortaya konmuş bir kavram değildir. Ama önce bazı temel bilgilerden yola çıkalım. Alzheimer hastalığının ismi Alman psikiyatristi Alois Alzheimer'den gelmektedir. Hastalığın tanımlanmasının üzerinden 112 yıl geçmiştir. Hala mücadele ettiğimiz temel faktörleri olan, bilinmeyenleri olan bir hastalıktır. Burada söylemem gerekiyor. Alzheimer, biyolojik psikiyatriye çok meraklı bir psikiyatri doktoruydu. Ve dolayısıyla davranış bozukluğu gösteren hastalarında beynin nasıl etkilendiğini merak ediyordu. Ve bir şekilde kaybedilen hastalarına otopsi yaparak bu davranış bozukluklarının nedenini ortaya koymaya çalışıyordu. Hastalardan bir tanesi de Augusto Deter isimli 56 yaşında bir kadındı. 5 sene boyunca takip ettikten sonra yaptığı otopsiyle hastalığı 1906 yılında tanımladı. Alzheimer hastalığı günümüzde Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından ölme yol açan hastalıklar listesinde 4. sırada yer alan, bazı araştırmalara göre 3. sırada yer alan bir hastalık. Üzerinden 112 yıl geçmiş olmasına rağmen giderek rastlanma sıklığının artmasında en önemli faktör, yaşam tarzının 20. yüzyılda düzelmesi, ortalama yaşam beklentisinin artması ve yaşlı popülasyonun toplam nüfus içinde dünyada ve ülkelerde artmış olmasıdır. Dolayısıyla Alzheimer hastalığı öyle bir hastalıktır ki ne kadar mücadele edilirse edilsin sıklığı artacak, daha fazla görülecek ve bilinmeyenleri sürekli ortaya çıkacak bir hastalıktır. Çözümlenmiş bir hastalık değildir. Nasıl bir hastalık olduğunu kısaca söyleyeyim. İlerleyici bir beyin hastalığıdır. Yavaş ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Erken tanıda çok önemli olan beynin neresinden başladığı ve ne şekilde geliştiğidir. Hemen söylememe müsaade edin. O Alzheimer hastalığı tanısı alan hastaların büyük bir bölümü ya orta ya da ileri evre hastalardır. Erken evre hastalar şu anda yaygın olarak tanı almamaktadırlar. Yani normal popülasyonun içinde başka nedenlere bağlı olarak yorumlanan tanılar altında takip edilmekte. Hastalık orta evreye ya da ileri evreye ulaştıktan sonra sokaktaki herhangi bir insan gibi, ki onlar böyle tanıyorlar Alzheimer hastalığını, doktorlar tarafından da bu aşamalarda tanısı konabiliyor. Alzheimer hastalığı öncelikle bazı şeylere göre, araştırmalara göre tespit edilmesi zor bir koku algı bozukluğuyla başlıyor ve onun arkasından da gündelik hayat içinde dikkat çekmeyen bazı tekrarlar ve bazı yakın dönem bilgi kayıtlarının olmasıyla başlayabiliyor. Bunun nedeni Alzheimer hastalığının temporal lobun limbik sistem denilen bölümünde koku sinirinin beyne giriş geri ve aynı zamanda
yeni öğrenilen bilgileri kaydeden hipokampus denilen bölgeden başlamış olmasıdır. Hastalığın orta evrelere doğru ilerlemesiyle buradaki karalamalardan görüyorsunuz. Bu alanın dışına çıkıyor ve beynin yavaş yavaş diğer alanlarına doğru gelişiyor. Bu aşamada ortaya çıkan şeyler, bozukluklar, unutkanlık daha belirgin hale geliyor. Karar verme zorlukları oluyor ve zaten bazı tanıma zorlukları, eski ile yeniyi karıştırma problemleri oluyor. Daha sonra hastalığın herkesin tanıdığı biçimiyle Alzheimer hastalığı olduğu biçim, yani ilerlemiş hastalık biçimi. Burada ise kesinlikle adres karıştırmalar, gün boyunca sabahtan akşama kadar gündelik eşyalarını aramalar, ölmüş insanların yaşıyor varsaymalar, torunlarının ismini unutmalar gibi daha da liste uzayabilir bu belirtilerle çıkıyor. Bu belirtiler ortaya çıktığında söz konusu olan Alzheimer tanısı ise geç kalınmış bir tanı oluyor. Üzerinden sürekli basa basa geçtiğim temel kavram bu. Alzheimer hastalığı biraz önce söylediğim gibi bir beyin hastalığı. Hiç tartışmaya gerek yok. 1906 yılında yapılan otopsiyle nasıl bir beyin hastalığı olduğu ortaya çıkmıştı. Beyin dokusu içinde iki tane patolojik bulguyla kendini belli ediyor. Bu patolojik bulgu 112 yıldır değişmedi. İki proteinin hatalı genler tarafından hatalı kodlanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bunlardan bir tanesi amiloid isimli protein. Bunun hatalı kodlanmasıyla beyin dokusu içinde amiloid birikimleri oluşuyor. Bunlara eskiden senil plaklar deniyordu. Şimdi daha sonraki amiloid plaklar olarak da adlandırılmaya başlandı. Diğeri ise iyicikler tarzında tau isimli proteinin yine genetik mekanizmalarla yanlış kodlanmasıyla oluşan nörofibriller, iyicikler denen patolojik bulgular. Bu iki bulgu bir beyin dokusunda rastlandığı zaman Alzheimer hastalığının patolojik diğer bir açıdan kesin, çok kesin tanısı konmuş oluyor. Ancak yaşam beklentisinin uzaması, tanı yöntemlerinin gelişmesi ve bir gün faktörler artık Alzheimer hastalığının tanısının hastaları kaybettikten sonra söz konusu olmamasını gerektiriyor. Daha erken yapılmasını gerektiriyor. Günümüzün gereği bu. Alzheimer hastalığındaki risk faktörleri çok çeşitli. Bunların içinde yaşlanma, aile öyküsü, diğer genetik hastalıklar, eğitim düzeyinin azlığı veya yokluğu, kadın cinsiyeti, diyabet, çevresel tehlikeler ve kafa travması sayılabilir. Bunların hepsinin de hastalığın sıklığının artmasında rolü var. Bunlar neden değil, risk faktörleri, etken. Oysa geçen yüzyıl boyunca yaşlanmanın Alzheimer hastalığının nedeni olduğuna inanılmıştır. Bu tamamen yanlış bir şeydir. 90 yaşına geldiği halde Alzheimer hastalığına yakalanmayanlar olduğu gibi 45 yaşında Alzheimer hastalığına yakalanan insanlar da vardır. Dolayısıyla yaşlanma nörogenetik mekanizmaların yardımı yoluyla dejenerasyonu arttıran bir faktör olarak devreye girmektedir. Diğerleri de aynı şekilde devreye girmektedir. Yani yaşlanan herkes Alzheimer olacak diye bir kural yoktur. Tam tersine süper yaşlı dediğimiz 80 yaşın üzerinde olup da zihni 45-50 yaşındaki gibi çalışan, hatta bazen daha hızlı çalışan insan topluluklarının sayısı da giderek artmaya başlamıştır. Alzheimer hastalığının genetik riskini saptamada sınırlı genetik testler var. Burada bir bilimsel bir de etik konu var. Bilimsel konu bunun tespit edilebilirliği. Yani kromozom 19'a bağlı olan, kromozom 19 tarafından kodlanan apolipoprotein E4 aleli tespit edilebilmektedir.
kendisine bu testi yaptırmak isteyenler de. Yani anne baba Alzheimer, ailede Alzheimer var ve bir kişi 35-40 yaşında ben Alzheimer riskini genetik olarak taşıyor muyum diye bu testi yaptırabilir. Bu testi yaptırdığı takdirde anne ya da babadan birinden geliyorsa bu faktör, hastalık olmayana göre 4 misli, anne ve babadan birlikte geliyorsa ise 10 misli risk, daha fazla risk taşımaktadır. Ancak etik konu, doktorları zorlayan etik konu, 35-40 yaşında bir insana bunun söylenme şeyidir, keyfiyetidir. Bunun söylenmesiyle Alzheimer olacağı kesin olmayan bir insana önündeki 35-40 yıl boyunca sen ileride Alzheimer hastalığı olacaksın mesajı verilmesi kesinlikle koruyucu hekimlik açısından anlam taşısa da nöroetik açısından veya tıbbi etik açısından en azından benim için mahsurlu bir girişimdir. Alzheimer hastalığında metabolizma ve damar faktörleri üzerinden etkili bir diyet var mı? Çok konuşulan bir şey. Her gün yeni bir yiyeceğin ve içeceğin Alzheimer gibi hastalıkları önlediği haberleri çıkıyor. Uzun bir liste var. Ben daha çok B vitaminlerinden zengin besinlerin listesini aldım. Çoğuna da inanmıyorum. Onun için o listeyi kapatmadım. Onun dışında da özellikle sinir büyüme faktörünü arttıran B12 vitamininden zengin besinlerin dikkatinize getirmek istiyorum. Bir de ayrıca epeydir söz edilen Akdeniz diyeti damar koruma faktörleri yoluyla sonuç olarak damarların katkısını azaltmak açısından Alzheimer hastalığının riskini azaltıcı bir uzun vade konusu haline gelmiştir. İçerdiği şeyler bunlardır. Alzheimer hastalığında bulmaca çözmenin önleyici bir rolü var mıdır? Çok kötüye kullanılmış, çeke çeke uzatılmış, herkesin kafasına yanlış bir şekilde konmuş bir fikir. Hiç kimse neden olduğunu, niçin olduğunu düşünmeden bazı insanlar sabahtan akşama kadar evlerine kapanıp bulmaca çözüyorlar. Ve sıkkınlık içinde, bıkkınlık içinde akşama doğru kendilerini sokağa atıyorlar. Ne faydası var? Ölçülmüyor. Ne faydası olduğu söylenmiyor. Tamamen tartışmalı bir kavram. Tartışmalı olmayan kavram bu. Tartışmalı olmayan kavram bu. Sudoku. Sudokunun üzerinde yapılan araştırmalar Alzheimer değil ama unutkanlık hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu, unutkanlığın azaltılmasına yardımcı olduğunu göstermiş. Alzheimer'ın önlenmesine katkıda bulunmuş sözü abartılı bir söz olur. Ama unutkanlık üzerine faydası var. Çünkü bulmaca beyni geriye doğru çalıştıran, geriden ileriye doğru bilgi çekmeye çalışan bir yöntemdir. Ve problemli bir hat üzerinden bilgi çekildiği için sürekli bir zorlanmayla sonuçlanmaktadır. Sudoku ise beyni öne doğru çalıştıran, anında sayısal işlemler yoluyla beynin online çalışmasına yol açan bir yöntem olduğu için daha fazla bu açıdan önerilebilir. Alzheimer hastalığında tanı kavramı ilerlemiş hastalığın tanısıyla eş anlamlıdır. 6-7. defa söyledim herhalde bunu. Tekrar söylüyorum. Erken tanıyı zorlaştırıcı etkenler, hastalığın en büyük etken fiziksel ve uyarıcı bir belirti vermemesidir. Tıbbı durduran bir hastalık. Eğer hastalık kavramını fiziksel belirtilerle siz kabul ediyorsanız, ki nöroloji öyle kabul ediyor, nörolojinin önünde durduğu, çaresiz bir şekilde durduğu bir hastalık. Çünkü fiziksel bir belirti yok. Ama bazı nörologlar bu fiziksel belirtilerin ötesine geçip hastalığın erken tanısını koyabiliyorlar. Onlara davranışçı nörologlar deniyor. Onun dışında başlangıç belirtilerinin depresyon ve yaşlılıkla karıştırılması, toplumdaki kaderci anlayış ve aynı zamanda yaşlılara bakış tarzı tamamen
körükleyici negatif bir faktör ve meslek mensuplarının çok şikayetçi olduğum bir konu, meslek mensuplarının konuya önem vermemesi. Meslek mensuplarından kastım da nörologlar ve psikiyatristler. Erken tanı yöntemi beyin check-up'ı. Çok nadir bir zeminde uyguladığımız, Üsküdar Üniversitesi'nde uyguladığımız, yerleştirdiğimiz ve memnuniyet ve tatmin uyandıran bir yaklaşım tarzı. Beyin check-up'ının 3 özelliği var. Bunlardan bir tanesi beynin yapısal durumunu ortaya koyan MR gibi bir yöntem. Beynin elektriksel ve çalışma hızını ortaya koyan kantitatif EEG veya beyin haritası denen yöntem. Bir de beynin işlevsel durumunu ortaya koyan nöropsikolojik değerlendirme. Bunların hepsi kısa zaman içinde yapılabiliyor ve biz erken tanı söz konusuysa rahatlıkla hastalara ifade edebiliyoruz. Alzheimer hastalığında beyin check-up'ından örnekler vermem gerekirse, erken safhada ve fiziksel belirtilerin zaten olmadığı, mental belirtilerin de olmadığı bir dönemde ancak şöyle bir MR'la karşılaşabilirsiniz. Ama orta ve ileri devrede MR'da beynin küçülmesinin yanı sıra hipokampus denilen kayıt bölgesinin erimesiyle bu bölgenin beyin suyu tarafından işgal edilmesini görebilirsiniz. Aynı zamanda beyin haritasında normal dengeli profil böyle bir görüntü arz ederken orta evre Alzheimer hastalığında beynin yavaş dalgalarının beyinde hakim hale geldiğini ve beynin yavaşlamasını tespit edebilirsiniz. Alzheimer hastalığında yaşam tarzı önerilerinden ben 15 tanesini seçebildim. Son çıkan kitabımda da bunlar ifade ediliyor. Kitabımın adı Alzheimer'dan Korkma, Geç Kalmaktan Kork kitabıdır. Bu kitabın yarısı bu yaşam tarzı önerilerine ayrılmış bir şeydir, kitaptır. Bunun ayrıntılarını okumak için kitabı edinmeye ve paylaşmaya sizleri davet ediyorum. İlginiz için teşekkür ederim.